Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kapıyı kapatayım. Hem kurutma makinesinin sesi gelir, hem derinde ders çalışıyor, sesim gitmesin. Saat epey bir geç oldu. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Kurutma makinesinde de yorgan var. Sırayla çocukların yorganlar yıkandı, kurudu. Bizim yorganı da attım makineye. Bugün günlerden pazartesi. Hafta sonumuz da çok güzel geçti. Özlemli Günler kanal sahibi biliyorsunuz. Arkadaşım Özlem bize geldi. Emrah da ben de dedi o zaman annemgile geçeyim. Siz kız kıza rahatça takılın dedi. Sohbet edin, dertleşin dedi. Arkadaşım babası da biliyorsunuz daha yakın zamanda vefat etti. Nurlar içinde yatsın inşallah. Biraz olsun kafası dağıldı en azından. Çocuklar beraber vakit geçirdiler. Beraber vakit geçirdik. Hatta sabahladık diyebilirim cumartesi gecesi. Pazar günde güzel bir kahvaltı yaptık hep beraber. Yine sohbet muhabbet, sonra o eve geçti. Ondan bir saat, iki saat sonra da Emrah eve geldi. Eve bir geldi elinde çiçeklerle. Şöyle iki demet karanfil almış. Birini derinim için, birini de benim için. Anneler günüydü dün biliyorsunuz. Anneler günümü kutladı. Kızımın da eğer çocuk sahibi olursa ya da olmazsa yine de anne gibi duygular beslediği için, merhameti olduğu için, belki bir kedinin, köpeğin, bir canlının annesi olabileceği için onun da anneler gününü kutladı tabii. Bugün de işte çocuklar okula git gel. Yani rutin işlerimi yaptım anlayacağınız. Evi sil süpür falan onları hallettim. Bulaşık makinem boşalacaktı. Birazdan kalkayım derken bu saati buldum arkadaşlar. Özlem'i takip eden bazı arkadaşlar var içinizde. Nasıl diye soranlarınız var. Nasıl olsun arkadaşlar? İşte hayat devam ediyor cümlesi var ya. Yani bir şekilde hayat devam ediyor. Tabii ki çok üzgün. Çok sıkı ağlıyor. Kendini tabii ki toparlayamadı. Bir aradayken insan işte yanında birileri olunca sohbet falan ederken bir şekilde kafanız dağılıyor. Ya da işte yani annenizden, babanızdan o anıları yad etmek size biraz iyi gelebiliyor. Başkalarıyla konuşmak. Kolay değil tabii ki. Allah'ım sabır versin. Sonuçta iki tane çocuğu var. Birisi Kutay'la yaşıt biliyorsunuz zaten. Defne biraz daha büyüdü. Yani çocuklarının yanında daha güçlü durmaya çalışıyor. Ama gelin görün ki içine sorun. Yani yeri gelmişken de herkesin geçmiş anneler gününü kutluyorum. Aynı zamanda annesi vefat edenlerin de Allah'ım rahmet eylesin, sabır versin. Tüm ölmüşlerimiz nur içinde yatsın inşallah. Bir yanı bir şekilde eksik büyümüş kim varsa Allah'ım onlara öyle güzel bir yuva nasip etsin ki ister eşiyle ister tek başına. Nice akrabaya, kardeşe, anne babaya bin basan dostlar oluyor bazen insanların hayatlarında. Allah'ım öyle dostlar, arkadaşlıklar ya da evlenmek istiyorsanız eş nasip etsin. Yani tabii ki anne babanın yeri dolmaz. Her anne babanın yeri dolmaz diyelim. Çünkü doğurmakla anne olunmuyor elbette ki. O yüzden hep deriz ya, sadece doğuran annenin anneler günü değil yani. Bir canlıyı büyütürsünüz, bir anne gibi merhamet, şefkat vardır içinizde. Çocuğunuz yoktur, istemiyorsunuzdur ya da Allah zamanını bekliyordur nasip etmek için ya da olmuyordur. Ama nice anneye de bin basan insanlar var. O yüzden de herkesin anneler günü kutlu olsun. Babalar için de keza aynı şekilde bu durum yani. Anneden bin kat daha anlayışlı, iyi, çocuğunu anlayan babalar var. Yani bir yanınız eksikse dediğim gibi biraz önce Allah'ım öyle güzel bir size yuva nasip etsin ki bir nebze de olsun. Hani o şeyi kapatsın. Kendi yuvanızda çok huzurlu, mutlu olun. İster eşinizle, ister alo dediğinizde dostunuz yanınızda olsun. Yani böyle insanlar çevrenizde olsun inşallah. Bunu canlı gönülden Rabbimden diliyorum gerçekten. Bu benim çocuklarım için de geçerli. Yani Allah'ım hep iyilerle karşılaştırsın sizleri de, bizleri de inşallah. Evet, makine işimiz bitti. Tamamdır. Şimdi İçeri gidelim. Yapacağım bir işim yok. Zaten bu saate kadar hani rutin işlerimi yaptım. Sık sık videolarıma dahil ettiğim için birini etmesem birini ediyorum biliyorsunuz öyle. Bir video başlatayım dedim. Artık ne yaparsam çekmeye çalışacağım sizlere de. Yemeğim de var bugün. Özlemim seviyor çünkü karnıyarı. Karnıyarık yapmıştım. Karnıyarı yapınca da babama da yapmıştım Tuğba dedi. Beraber ağlaştık. Zaten o ağlar ben ağlarım ya da ben ağlarsam o ağlar yani böyle. Ne diyordum işte
Karnıyarık yapmıştım, o kaldı. Bulgur pilavı yapmıştım yanına. Pirinç yapmayayım dedim, değişiklik olsun. Çocuklar karnıyarığı yemezse patlıcanla araları yok diye patates de eklemiştim içine. Patates falan da var. Öyle yemeğim var yani, anlayacağınız bugüne. Derinim de şu an ders başında. Demiştim ya size, bazı derslerden öğretmenleri artı ödev isteyenlere ödev veriyor diye. Normal ödevi tabii ki tüm sınıfa veriyor. Çocuklar hani öğretmenim ben artı ödev daha istiyorum, verir misiniz diyen öğrenciler için de artı olarak da veriyor. Derin alıyor matematikten. Matematiği yapıyor şu anda. Yorganların işi bitince dedim az bir çamaşır vardı. Biraz koyu renk de attım içine, bir makinede olsun diye renkli çamaşırlar. Evde de ne eksik bitiyor ne iş bitiyor değil mi? Neyse, can sağlığı olsun arkadaşlar. Allah. İnsanın sağlığı yerinde olmayınca ya da başka şeyler rutine girince yani bu işleri özlüyor. Sağlığım olsa da yapsam aynılarını yine diye. Yapacak bir iş bulamadım arkadaşlar. Derin odasında yapıyordu. Dedim anneciğim ben de yapmak istiyorum dedim. İçeri gelir misin? Tamam anne dedi. Şimdi sessiz sessiz ben de yapacağım. Geometri konularındalar, açılarda işte beşgenler, çokgenler, çarçurtlarda. Onları yapmaya çalışacağım. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi değil mi? 66 mı annem onun cevabı? Oğlumu daldık geldik. Üzerini de değişti. Yorganları da koydum artık. Hafif nemli çıkıyorlar kurutmadan. Onu da böyle arkalı önlü bizim odada çevire çevire cam açıktı. Kapısını çektim o şekilde. Kurudu her ikisi de, mis gibi oldu. Kaldıracağım zaman yıkarım diyordum ama havaların da ısınacağı yok arkadaşlar. O yüzden dedim yıkayayım. Böyle. Evet, yavaştan ben yemeklerimizi ısıtayım. Şöyle tabağımı göstereyim sizlere arkadaşlar. Soframızı da kurduk. Bugün menümüz böyle. Karnıyarık ve bulgur pilavı, mis gibi olmuştu vallahi arkadaşlar. Közleyip buzluğa koymuştum patlıcanları, biliyorsunuz. Çocuklar bu sefer cacık istemediler. Şaşırılacak bir şekilde ayran çalkaladım. Yanına da bir de turşu. Oh mis. O zaman bize afiyet olsun. Emrah da geldi. O da yemeğini yedi. Son anda bir tatlı yapmaya karar verdim. Şöyle pasta kreması çıktı. Bir paket. Bir de şöyle kedi dili bisküvim var. Pasta kremasını yapacağım. Sonra süte batırıp kremanın içine kıracağım. Karıştıracağım. Kaselere koyacağım. Üzerine çilek var evde birazcık. Hafiften de yumuşamaya da başladı. Çilekten böyle bir kendim meyveli bir sos gibi mi yapsam dedim. Nişastayla kıvam aldırırım falan. Ya da çikolata sos mu yapsam. Bakalım. Bu tatlıyı da o kadar çok yaptık ki yani. En pratiğinden, en kolayından bir tatlı. Muhallebisini tabii ki kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 1,5 su bardağı süt kullanıyorduk. Hazır pasta kreması için. Şarjlı mikserimizle yapalım. Şarjı da bayağı gidiyor arkadaşlar. Trendyol'dan almıştım. Merak ederseniz linkini eklerim. İnşallah kokucuda hala vardır. İki farklı çırpıcısı var. Bir de yumurta yaptırmak tarafından ayırmak için bir aparatla gönderdiler. Derinim de böyle tatlılar yapacağı zaman hemen bunu kullanması ona kolay oluyor. Pankek, krep falan yaparken. Şu an bu birinci aşaması mesela. Bu iki. Bu da üç. Üç aşamalı. Kıvamı koyulaşınca mikserin sesi bu şekilde değişiyor. Ama bu şarjı bitti anlamına gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zorlandığı için yani öyle. Yeterli bu. Tamam. Tabağa sütü ekledim. İsterseniz içine kahve de ekleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde yemeyi sever misiniz? Ben bayılırım, biliyor musunuz? Çayın yanında bir güzel gidiyor ki. Kıtır kıtır. Çok küçük yapmıyorum. Zaten sütle biraz yumuşatıyoruz. Karıştırırken de o daha da parçalanıyor. Çok küçük yaparsanız. O yüzden iri bırakmakta fayda var. Ama tabii ki damak tadınıza kalmış. Videonun başında böyle dua ettik ya epeyce. Şey demeyi unuttum. Şimdi geldi aklıma. Annelikle ilgili. Allah'ım anne baba olmak isteyen, yürekten isteyen herkese de Rabbim nasip etsin. Hayırlı zamanda, hayırlıysa inşallah. Sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Hamileyseniz de bir avazda doğurmayı,
sağlıkla yine kucağınıza almayı Rabbim nasip etsin inşallah. Dünya dua üzerine kurulu arkadaşlar. Kimin duasının kime geçeceği belli olmaz. Dualarınızla bana da yer verirseniz gerçekten çok sevinirim. İki paketi de kullandım gördüğünüz gibi. Kapıları kapalı. Ödev yapıyorlar. O yüzden babası yardımcı oluyor takıldığı şeylerde. Çok güzel. Nasıl karıştıracağım şimdi? Daha geniş bir şeye yine koymadım. Bakar mısınız? Tabii karıştıramadım. Büyük bir şeye koydum. Şöyle altı kaseye bölüştürdüm. Böyle olsun. Üzerlerini bir tatlı kaşığıyla düzelteyim. 7-8 tane böyle küçük çilekler vardı. Onları doğradım. Bir tatlı kaşığından az şeker kullandım. Zaten pasta kreması da tatlı olduğu için dedim çok da tatlı olmasın. Daha da az kullanabilirsiniz isterseniz. Burada da yarım çay kaşığı kadar nişasta var. Onu sulandırdım ama önce şu çilekler hafif bir suyunu falan salsın, birazcık yumuşasın. Öyle ekleyeceğim. Sonra bunu da tatlılarımın üzerine dağıtacağım. Artık kaç kasenin üzerine yetecekse o kadar koyacağız. Çilek soslarımı bölüştürdüm. Blender'dan geçirdim bu arada. Püre gibi olsun istediğim için. Taneli de bırakabilirdim de böyle canım istedi. Çocuklarım yanıma geldi. Tatlıyı merak ettiler çilek kokusunu alınca. Nasıl güzel kokuyor ama biliyor musunuz? Bu da şey çikolata rendesi. Küçük ince yeriyle rendelediğim için bu şekilde oldu. Sadelere de dedim böyle dağıtıvereyim. Çikolata. Bunların da ortasına koysam. Tatlılarımızı hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Nane yaprakları koyayım dedim. Buna da çikolata rendesinin üstüne birazcık antep fıstığı rendesi ekledim. Ama sanki damla çikolata daha güzel olurdu. Neyse artık böyle yaptık. Bir tane de böyle çıktı zaten. Yani tatlılarımız bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları dolaba koyalım. Çilek soslu mis gibi pratik bir tatlı oldu. Hele kokusu muhteşem yani. Çilek kokusunu bilirsiniz reçel yaptığınızda falan. Çocukları tam mutfağa getirdi yani düşünün. Evet şimdi bunlar dolaba gidiyor. Artık ben videomu da burada sonlandırayım. Size de söylemeyi unuttum sanırım. Kurutma makinesine çamaşır atmıştım ya ben. Niye durdu diye dedim bir gireyim bakayım. Garip bir koku geliyordu böyle yanık kokusu gibi. Hemen kapattım. Zaten kendi de durmuştu dediğim gibi daha dakikası olmasına rağmen. Emrah da işte ona bir bakayım dedi. Şimdi müsait oldu. Motoruna bir şey mi sıkıştı ne oldu ya da motor mu yeniden almak gerek yapılır mı bilmiyorum artık o işleri de yani ona bir bakıyor. Acaba dedim hani üst üste bir şeyleri çalıştırdım yorganlar kurudu falan ondan mı diyeceğim ama öyle birkaç kez çalıştırdım da oluyordu. Bir de kaldı ki yorganlar çok hafif yalnız da hali de o kadar şey olmuyor ağır olmuyor. Gerçi geçen Emrah zaten demişti. Dün mü demiştin Emrah? Bunda garip bir ses var diye. Yani evet bir kere çalıştırmıştım o gün zaten. Emrah dedi ki kurutmadan garip bir ses geliyor. İnşallah bozulmaz diyordu zaten. İşte öyle. Neyse inşallah hallolur yani. Beyaz eşyalara güç yetmiyor. İnşallah halledilir. Evet inşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.